Evet, gündem bugün gerçekten çok hareketli. Çünkü uzun süren bekleyiş dönemi dün akşam son buldu. Biliyorsunuz ki 3 Kasım'dan bu yana ciddi bir bekleyiş vardı Biden ekibinin geçiş dönemine başlaması için. İşte dün akşam beklenen izin geldi. Federal daireleri yöneten kurum GSA'nın yöneticisi Emily Murphy seçilmiş başkan Joe Biden'a gönderdiği mektupla geçiş sürecini resmen başlattı. Aslında bu durum bekleniyordu çünkü Donald Trump ekibinin 3 Kasım'dan seçim sonuçlarına ilişkin hukuki itirazlarından bekledikleri sonucu alamamışlardı ve eyaletlerin ise seçim sonuçlarını onaylama sürecine girmesinin ardından bu Emily Murphy'nin açıklaması bizi pek de şaşırtmış olmadı. Trump yönetiminin GSA'ya geçiş sürecini resmi olarak başlatmaması noktasında baskı yaptığı iddiaları yapılmıştı. Bu yorumlara yer vermişti Amerikan basında. Fakat Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany ise bu geçtiğimiz hafta yalanlamıştı bu iddiaları. Artık bundan sonra Joe Biden ekibinin geçiş sürecinde kullanacağı federal fonlara erişim de sağlanacak. Biliyorsunuz ki geçiş sürecinde kullanılacak fonlara erişim olmadığı için bu dönemde Biden ekibi maddi kaynak elde etmek için destekçilerinden Twitter üzerinden bağış istemişti. Bu kararla birlikte ihtiyaç duyduğu federal fonlara artık erişimi sağlayacak demokratlar. Bir başka gelişme ise dün bahsetmiştik. 20 Ocak'ta Beyaz Saray Genel Sekreteri olacak Ron Klein açıklama yapmıştı. Biden kabine isimlerini açıklayacağı noktasında. İşte o isimleri Joe Biden bugün açıkladı. Biden'ın Dışişleri Bakanlığı görevine Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine ise Jack Sullivan'ı getirecek. Birleşmiş Milletler temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas olacak. Obama döneminde Dışişleri Bakanı olan John Kerry, Biden'ın iklim değişikliği özel temsilcisi görevini yürütecek. Öte yandan Biden Hazine Bakanlığı görevine ise eski ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'ı getirmesi bekleniyor. Görülen o ki demokratlar için hareketli günler başlıyor. Real TV, Özlem Şen Yaşar, Washington.